çekemiyorlar. Düşün, kameramanım bile çekemiyor, biliyorsun, gidiyor beni. Ya bir cambali. Ben bir cambali. Bak ya. Bu ismi aklında tut. Bir şey söyleyeyim, her yerde. Bu el. Bir şey nasıl? Bir tane taklitimi yaptı ya. Ordinaryosum diye. Şimdi 10 yıl önce 10 yıl sonra. Perşembe günümüzü mahveden. Çarşamba perşembe. Çarşamba perşembeyi hepsini. Instagram'da, sosyal medyada mahveden bir challenge. Yani dünya akımı diyelim. Dünya akım, dünyada böyle bir akım oldu. İşte 10 yıl öncesini koyuyorsun, 10 yıl sonrası. Bizim ünlülerimiz genellikle kaset kapağını koyuyorlar 10 yıl önce, 10 yıl sonra. O kaset kapağında çok bir farklılık olmuyor biliyorsunuz ama şimdi devlet büyükleri de koyunca iş tamamen renk değiştirdi. Acaba kimler ne koydu diye daha da merak eder hale geldik. İşte 10 yıl önceler, 10 yıl sonralar sizin için derledik efendim. İlk fotoğrafımız gelsin bakalım. Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu aynı tabii kız çocuğumuz değil, değil mi? Bilmiyorum. Ay, olsa ne güzel olurdu, düşünsene. Devlet Bahçeli hiç değişmedi koydu. Evet, hiç değişmiyorlar. Sıfır. Ya. Hiç değişmedi. Bu kadar bak, biliyorsun Cumhurbaşkanımız bir de şöyle bir özelliği var. Yakın çevresinden de bildiğimiz, hiç uyumuyor. Uyku yaşın en güzel şey, yani 8 en saat önemli. Uykunu alırsan en önemli faktör, daha evet. Az yaşlanırsın derler mesela. Helal olsun, bu kadar az uykusuzluğa, bu kadar devlet işi, bu kadar stres, sıkıntıya. Sıkıntıya. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız gördüğünüz ama gibi çok bir değişiklik yok. Cumhurbaşkanımızda yine çok değişiklik yok ama Devlet Bahçeli hiç aynı. Bal mumu gibi duruyor. Evet ya. Devlet Bahçeli'yi verelim. Bal mumu ya, hiç değişmiyor. Yani tanıdığımız günden beri aynı. Çok seviyorum Devlet Bahçeli'yi de, çok seviyorum hakikaten. Yanındaki adam mı değişmiş? Tekli koysalardı var. Hayır, ben adam aynı adam. Beyefendi aynı beyefendi değil, değil mi yani? Yani bence o zaman değildir. Anlamı olmuyor çünkü. Evet. Değiştirelim. Başka bakalım kimler yani var. Montu bile aynı biliyorsun. Tek tek verelim. Biz de üzerine konuşalım. Evet. Evet. Kerimcan bu 10 yıl evvel değil herhalde, değil mi? Bu bayağı 20 yıl yani. Bu 20-30 yıl geçmiş evet, sanki. Bu bayağı 30, kaç yaşında Kerimcan? 88'li mi 6'lı mı öyle? Yani bu ya. Bayağı burada Kerimcan şöyle 11-12 yaşlarında falandır. Dişler değişmiş. Diş komple değişti. Burunda değişiklik var mı? Burnunu zaten yaptı. Kaş tamamen. Kaşlar. Ya Kerimcan başka bir hal almış. Evet, başka bir hal. Sadece almış. Değişmeyen şey bakışları. Aynen, bakışlar aynı eskisi gibi duruyor yani. Evet. Muzur bakışlar. Diş çok değişmiş. Bence uzay değişimi. Baya evet. Ama zaten ama 20 yıl farklı. Frida. Bunu Ata Demirer kendi mi paylaştı? Ata. Evet, Ata Frida'yı yapmış. Böyleydim böyle. Frida'nın hayatını geçtiğimiz günlerde seninle okumuştuk. Evet, çok acayip bir çok çok iyi hayat var hayata. Değil mi? Aynen. Ya Frida biliyor musunuz? Yani şu an tam magazine yatırılacak bir hayat. Frida var ya o yani. Oo, Şeyma Bunu Şeyma başı. Yapmadı. Şeyma'ya yaptılar. Şeyma'ya hep yapıyorlar zaten. Bunu Şeyma'ya yaptılar. Instagram'ın evet, Flash TV'si biliyorsunuz. Değişti gerçekten. Göz kapağı ameliyatı falan. Kıvanç Tat, ya Kıvanç zaten. Yıl geçtikçe bak, her yıl insan yaşalır. Zamanı. İşte bir olgunluk tamam gelir ama adam her dakika daha da yakışıklılaşıyor. Evet, gerçekten şarap gibi. Başak Güzel de çok yaradı ona. Evet, Başak da çok. Evde bence huzur var. Evet. Direkt onun yüzüne yansıyor. Kim? Gülben Ergen hamileymiş 2009 yılında. 2009'da hamileymiş. Kim? Evet. O küçüğü öbürüne o zaman. Diğerinde tabii eski. Birazcık tabii yaşan. Dur geçelim tekrar. Gülben Ergen'e geçelim. Şimdi bak 2009'da hamile, 2019'da çocuk taşımaktan da bir kamburluk olmuş. Hepimizde oluyor. Çocuk taşıyınca böyle gidiyorsun. Bir de onda 3 tane var. Bir de o savaşçı biliyorsun, onun yorgunluğu. Evet, bir yorgunluk da var. Ben böyle yorumlara çok gülüyorum, Gülben Su. Ya Çağatay Ulusoy, sen ne oldun? Çen büyüdün mü Çen? Bir şey soracağım. Çağatay Çen artık... zayıfladın mı? Çağatay biliyorsun. Ay şu beğendiğim şey video. Senin beğendiğin video tamam. 3 kere 100 kere izler miyiz? Dinleyeceğim o videoyu. Ay Çağatay bu kim yanındaki abi? Çağatay bu kim? Bu yanındaki küçük kız çocuğu kim dermiş? Bak şimdi yakın plan çekmişler tamam ama bir toplu halde var yani. Yani kiloda çok var. Güzel esmer bir kız çocuğu gibi çıkmış. Evet. Küt saçlı öyle olur ya. Bebek surat derler ya. Brad Pitt'te de vardır. Ay acın da hiç değişmiyor. Hiç acın yani. Değişmiyor evet. Hiç yaşlanmıyor ve değişmiyor arkadaş böyle. Sadece göz torbaları onun çoğaldı. O göz altı fıtığı mı diyorlar ona? Bir şey diyorlar Ece.
Gözaltı torbası mı? Ona fıtıklaşıyor ve kalıyor orada. Allah Allah. Evet mesela. Torbayı aldırabiliyorlar biliyorsun. Evet tamam ameliyatla. Hani evet, biz dolguyla falan töler edemiyoruz ama onlar edemiyorlar. Biz konuşurken de aslında geçmeniz. Aslı evet. Aynı. Aslı hiç değişmiyor. Bir tık kilo vermiş. Evet. O güzel. Tamam devam edelim. Sıradaki. Aynı. Fahriye. Fahriye Evcen asıl o yaprak dökümü halini getirseniz bayağı bir farklı. Evet. Kendisi mi koymuş bunu? Şeyma Subaşı kendi koymadı şimdi. Bilal şey söyleyeceğim çok güzel bir kadın. Evet güzel bir kadın bir ama varsa. Yaprak dökümünde gerçekten çok farklıydı. Şu an tam oturdu bence çok. Yaşı. Büyüdü belki de. Evet. Ya bir de yaş ilerleyince bize ne yakışır daha iyi biliyoruz ya. Evet. Devam edelim. Ya da o zaman o modaydı. Olabilir. Evet. İnce kaş nasıl modaydı? Evet öyle. Alişan. Alişan 10 yıl önce 10 yıl sonrasını koymamış. Bu bu böyle koymuş. Alişan askerdeki fotoğrafını yumurta koydu koymuş. O ya. Alişan ne koymuş? Evet asker bir fotoğrafını koymuş. İlk acemilik günlerimden Alaşehir'den Ataşehir'de 28 gün acemiliğimi gerçekleştirdikten sonra diye devam ediyor. Evet TBT yapmış yani geçmişe dönmüş. Alişan'ın da yine çok değişmediğini görüyoruz yani değil mi? Alişan hep aynı Alişan. Alişan, aynı bizim Alişan. Ama Alişan'a sakal çok yakışıyor hep söylüyoruz. Sıla uzun saç. Sıla çok farklı. Bence Sıla'nın son hali bu değil de. Evet ya birazdan geçeceğiz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Sıla kendini en çok değiştiren ünlü. Bir saçı... Saçıyla çok oynar. Çok oynuyor. Evet. Psikolojik... Ama bu. Sıla hayır değil. Sıla 18-19 yaşında da hatta 20 yaşlarında da böyleydi. Nereden biliyorsun de? Kenan ben Doğru. Evet Kenan Doğulu'yu izlemeye gittiğimde yani onun arkasındaydı. Yani vokalisti olarak. Sıla her gün saçını değiştirirdi. Yani Sıla'nın bu yeni bir hali değil. Olayı her bu zaman yani. Saçıyla oynayan bir kadındı. Evet asıl evet. Bomba geliyor. Işın Karaca. Işın çok güzel kilo verdi. Ve çok da yakıştı ona kilo vermek. Bir şey söyleyeyim mi? Işın bayağı değişmiş. Evet. Ya kilo alınca ya bir kere yaş alıyorsun kilo alınca. Yaşın ha. İlerliyor. Evet. Yani kilo verince de yaş geriye doğru gidiyor. Evet. Hem sağlık açısından hem görüntü açısından çok farklı. Çok baksana haklısın. Fıstık olmuş. Işın Karaca zaten yüzü güzeldi. Şimdi fizik de güzel oldu. Evet. Çok seviyorum Işın'ı zaten. Seda Bakan da böyle bir espri yapmış. Erkek ona benzeyen başka benziyor mu yalnız? Benziyor. Benzemiş yani. Evet. Ben evet. Seda'yı çok beğeniyorum. Oyunculuğunu da beğeniyorum ve yüzünü de. Devam edelim. Peki bakalım. O zaman Sıla haberiyle özlemişsinizdir. Dün biliyorsunuz her yer çalkalandı. Ben farklı bir bakış açısıyla bakıyorum. Birazdan da sizlerle paylaşacağım. Allah Allah. Valla. Ay. Ben bu videoyu izle izle gül 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 gül. Öyle gülmekten öldüm. Şimdi sıra sizde. Size belki izlediniz güldünüz. Yine gülmenizi rica edeceğim. Milyoner'deki bu söylenebilecek çünkü bu bir böcek. Bir böcek ismi bok böceği. Bu bir böcek cinsi anladın mı? Anladım. Kahvaltılar bitti saat 10.49 daha bitmemiş olabilir. Sen Allah böyle Allah. Şey, böceğin içine karıştırsan. Şimdi ben de bu böceği araştırdım. Bok böceği. Ya niye böyle söylerken insan gülüyor hakikaten çok ben saçma aslında. Söylenebilecek çünkü şey yani bu bir böcek kısmen ya da tamamen dışkıyla besleniyormuş zaten. Bu böceklerin ortak ismiymiş. Bu türlerin büyük çoğunu kın kanatlılar takımında sınıflanan Scarabadia familyasının soyacının o familyada alt familyalarında tekrar Scarabaenia abdoneninin üyesi. Yani kısaca bok böceği diyoruz. Bak şimdi böceğin de fotoğrafı. Ya bu falan bilelim yani bu böcek bir bakabilir miyiz gerçekten biz? Evet ben bu böceği merak ettim. Ece ben de bir merak ettim ya. Bak o kadar yorum yağıyor. Sen şey görüyor musunuz? Tamam şey yapma göster. Göremiyor musunuz? Versenize ekrana işte bu böcek. Bir dakika bir şey soracağım. Onu da biliyorsun. Geçen taksiye bindim diye ben başlarmış. Yok yok. Bunun üstüne dokununca yuvarlak oluyor mu? O mu bu? O değil mi? O ne? O da var. Niye dokunuyorsun kardeşim? Ya küçükken o dokunmadın neyle, mı? Neyle beslendiğini duydun mu? Ya da işte bir şey çarpınca ona. Dışkıyla besleniyor sen de dokunuyorsun. Bu değilmiş ki o zaten. Ay. Gözlerinde dolu dolu diyorlardı tam doldurdular vallahi herkes. Şey bir de neyse sonuçta ondan. Çocuk bilemedi ve kaybetti mi atmış? Ama Murat Yıldırım'ın şeyi. Ay. Murat Yıldırım'ın ilk okurkenki. Evet ya. Sorudan sonraki bak. Çok önemli bir şey soruyoruz.
Edası çok hoşuma gitti. Ama 60 bin liralık soru anladım. Aslında çok önemli bir soru şimdi. Onu da zor bu arada. Ve zorlanıyor. Evet, çocuk da kendinden ne bazı kadar emin. Bazı soruları Google'a yazıyorsun çıkmıyor. Bu kadar zor yapmayın ya. Çok zor ya. Peki. Devam edelim. Kenan Işık zamanında çok güzel. 15 yılı takır takır kazanıyorduk. Sonra ya. Bir tık daha iyiydi falan. Bu çok zor bir soru bu. Gerçi devir artık. Kaç çok... ne kadar taşıyorum? 80 bin. Böceğe baksana. Böcek taşımıyor. 70 kilogram ağırlıktaki birisinin kaldıracağı yükle oranı soruyor. Böceği düşün, taşıyacağı. 80 bin bak. Tamam. 70'in 80'in oranıyla böceğe yapılan oran işte. Öyle düşün. Ben öyle anladım. Murat Yıldırım'ın suratı adam. Çok tatlı. Murat şimdi normalde ciddi bir yarışma programı. Ben Murat'ı 2-3 kere falan gördüm. Evet, aslında bir de bant program bu. Yani canlı olmadığı için bak, bu bölümü kesip de yayınlayabilirler. Evet. Ama o kadar hani keyifli olmuş ki esprili olmuş. O yüzden de yayınlamışlar. Çok da güzel olmuş. Evet, çok da güzel. Peki. Sinan Akçıl...